Merhaba arkadaşlar. Bu dersle birlikte string birleştirmenin, Go ile string birleştirmenin birkaç farklı yöntemine giriş yapacağız. Bunlardan bir tanesi şu anda yapacağımız gibi bytes paketiyle bunu yapmak. Bunu farklı farklı paketlerle yapabiliyoruz. Bytes paketi, string paketi, bir de paketleri kullanmadan da yapabiliriz. Bunların farklarını inceleyeceğiz ki önemli bir konu aslında. Şimdi uygulamayı yazmaya başlayalım. İki tane fonksiyon yazacağım bununla ilgili. Öncelikle bir tane rastgele string adında bir fonksiyon olsun. Ve bu sadece geriye bir string değer dönsün. Karmaşık bir işlem yapmaya gerek yok burada. Mesela x, y, z. Ve şöyle bir şeyler olsun, rastgele oldu. Simüle edelim biraz. Şöyle de bir veri olacak. Bu kadar. Rastgele string paketi. Şimdi bunun üzerine bir tane daha yapıyorum. Bu da s birleştir olsun sadece. String birleştirme. Bu aslında string birleştirme işlemini yapacağız ama yani buna da gerek var mı? Kafanızı karıştırmaması için gerek yok. Direkt main içerisinde kodumuzu yazabiliriz. Mesela var x. Ben yukarıda tanımladığım byte package'ini kullanacağım burada. Byte package'in içerisindeki buffer nesnesini kullanarak bir nesne örneği oluşturuyorum ve bir döngü oluşturacağım burada. İyi. Sıfırdan başlayacağız döngü işlemine ve küçüktür 100 olduğu sürece işleme devam et. Peki bu döngü içerisinde ne yapacağız? Aslında iş burada. Çok basit. X nokta write string diyorum. Ve aşağıda oluşturduğum rastgele string fonksiyonunu çağırarak diyorum ki buradan sana gelen veriyi yukarıda oluşturduğum x buffer'ına write string olarak yaz. Yani string olarak ekle bunun içerisinde. Bir buffer nesnesine aslında string ekleyeceğimi söylemiş oluyorum burada. Gayet basit bir işlem. Ondan sonra diyelim ki döngümüz bitti. Bunu ekrana yazdıralım. Burada ne yapacağız? X nokta. Ben bunu byte olarak almak istemiyorum. Çünkü buffer içerisinde ve byte olarak tutuluyor bu. Ben bunu string olarak almak istediğim için string'e dönüştürerek bana bunu gönder diyorum. Ve işlem bu kadar. Çalıştırıyorum. Bakın 100 tane rastgele string, yani şu veriyi aldım. X'e atadı, yani bytes'ın içindeki buffer nesnesinden oluşturduğumuz örneğe aktardı ve bunu çıktı olarak da string aldık. Mesela şunu 10 yaparsanız, şurayı silip tekrar çalıştırırsanız 10 tane yazdığını göreceksiniz. Buradaki temel amaç aslında, yani şu da önemli değil. Buradaki amaç bir verinin nasıl eklenebileceğini, nasıl birleştirilebileceğini, string verinin birleştirme işlemlerini bir örnek yapmak amacıyla bu basit örneği uyguladık. Çok basit. Sadece bytes nesnesinden, bytes package içerisinden buffer'ı kullanarak bir nesne oluşturun. Ondan sonra bu nesneye write string diyerek istediğiniz verileri ekleyin. İstediğiniz string verileri. Ondan sonra da x nokta string diyerek bu veriyi elde edin. Bu kullanım mesela normal string birleştirme işleminden daha performanslıdır. Bu aslında programatik bir durum. Normal string birleştirme işlemini şu şekilde özetleyebiliriz. str1 abc str2 xyz çok uzatmayacağım. Result str1 artı 2 mesela. Bunu yaptığınız zaman
bir string birleştirme işlemi yapmış oluyorsunuz. Bu kullanım belki net olarak bir rakam veremeyiz ama belki 20 ya da 30 birleştirmeye, yani 20-30 string verinin birleştirilme işleminde herhangi bir sıkıntı olmadan yüksek performanslı bir şekilde çalışır. Hatta bu kullanım az sayıda string'in birleştirilmesinde bu yöntemden daha faydalıdır ya da diğer anlatacağım yöntemlerden de performanslı olabilir. Ama siz belli bir değerin üzerine çıkarsanız, belli bir string veri sayısının üzerine çıkarsanız bu işlem performanslı olmamaya başlayacaktır. Bu nedenle eğer bir profesyonel bir kod yazmak istiyorsanız ve bu string veri ekleme akışı sürekli devam edecekse o zaman bunu kullanamazsınız zaten. Sizin farklı yöntemler uygulamanız gerekiyor. Bu buffer yöntemi de onlardan birisi.